Merhaba sevgili arkadaşlar ben biyoloji öğretmeni Gülhan Tokmak 12. sınıf 2. ünite canlılık ve enerji konusundaki alt başlığımız hücresel solunum bugün sizlerle beraber oksijensiz solunumu fermentasyonu öğreneceğiz hemen açalım sayfamızı oksijensiz solunumla başlayalım oksijensiz solunum glikozun oksijen kullanılmadan yıkılması sırasında ETS yardımıyla ATP üretilmesine oksijensiz solunum denilmektedir. Oksijensiz solunum sevgili arkadaşlar bazı bakteriler tarafından gerçekleşmektedir. O yüzden özel bir organel söz konusu değildir. Toprazada gerçekleşmektedir. Oksijensiz solunumda elektron taşıma sisteminde en son elektron tutucu oksijen değildir. Buradaki en önemli nokta budur arkadaşlar. Besin moleküllerinden kopardıkları elektronları bu bakteriler sülfata, kükürde, nitrata, karbondioksite ve demire yani bir inorganik yapılı son elektron alıcısına aktarır ve enerji elde ederler. Mutlaka bu elektron alıcılarının isimlerini bilmek durumundasınız. Bataklık gibi oksijensiz ortamda yaşayan bazı bakteriler besin moleküllerinden kopardıkları elektronları sülfat iyonuna aktarırlar ve bu şekilde ATP sentezlerler. Toprak ve suda bulunan nitrat, oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından moleküler azota dönüştürülür. Bunu yapansa azot döngüsünde sahneye çıkan dentrifikasyon bakterileridir. Oksijensiz solunumda bilmemiz gerekenler bazı bakteriler tarafından gerçekleştirildiğini bilmek durumundasınız. Stoplazma da gerçekleştiğini bilmek durumundasınız. ETS elemanlarının son elektron alıcılarının sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit ve demir olduğunu bilmek durumundasınız. Oksijensiz solunumun solunumunda ilk evresi glikolizdir yine sevgili arkadaşlar. Fermentasyon. Fermentasyonun tanımına baktığımız zaman oksijen kullanılmadan sadece glikoliz yolu ile ATP üretilebilen metabolik bir süreçtir. Oksijensiz ortamda glikoliz sonucu ürettiğimiz pürvik asit arkadaşlar, etil alkol ya da laktik asit gibi organik yapılı son ürünlere dönüştürüyoruz. Solunumun ilk evresi olan glikolizi unutmayalım. Buradaki enzim çeşitleri tüm canlılarda ortaktır. Bu nedenle her canlı glikoliz sonunda pürvik asit üretir. Fermentasyonda farklı maddelerin üretilmesi, fermentasyon ikinci evresi olan son ürünlerinde farklı enzimlerin kullanıldığını göstermektedir. Stoplazmada glikoliz tamamlandıktan sonra mayalanma olarak bilinen fermentasyon reaksiyonları gerçekleşmektedir. Fermentasyonun evrelerini eğer size soracak olurlarsa şunu söyleyeceksiniz. Fermentasyonun iki evresi vardır. Birinci evresinin adı glikoliz, tüm canlılarda ortaktır. İkinci evresinin adı ise son ürünlerin oluşumudur. O da canlıya göre değişmektedir. Günlük hayatımızda tükettiğimiz ekmek arkadaşlarım, yoğurt, boza, şalgam, kefir gibi bazı maddeleri üretirken fermentasyondan yararlanıyoruz. Fermentasyon çok eski yıllardan beri besinlerin bozulmadan saklanması için kullanılan bir yöntemdir. Fermentasyon ürünleri de yukarıda gördüğünüz gibi probiyotik açıdan oldukça zengin olduğu için insan sağlığı için de oldukça faydalıdır. Fermentasyon çeşitlerinden Birinci çeşitimiz etil alkol fermantasyonudur. Etil alkol fermantasyonu glikolizle başlar. Glikolizde glikoz sitoplazmada 2 ATP net substrat düzeyinde fosforilasyonla üretilir. 2 tane NAD indirgenir. Olan molekül 2 pirüvat asittir. Ne demiştik? Glikoliz tüm canlılarda sitoplazmada gerçekleşir ve pürüvata kadar oluşturulan basamakların içerisinde kullanılan enzimler tüm canlılarda ortaktır demiş. Pürüvik asitten sonra pürüvik asitin yapısından karbondioksit çıkar. Daha sonra burada indirgenen nadın mutlaka son ürün evresinde yükseltilmesi gerekmektedir ve etil alkol oluşumuyla sonlanır. Mayalar, birçok bakteri, bazı bitki tohumları Etil alkol fermantasyonu yapabilir. Ekmek yapımında etil alkol fermantasyonu yapan maya mantarlarını kullanmaktayız. Biliyorsunuz ki mayalanan hamurun bir süre sonra kabarması söz konusudur. Bu kabarmayı işte bu açığa çıkan karbondioksit gerçekleştirecektir. Hamurun mayalanması için üzeri örtülür çünkü ortamın oksijensiz olması gerekmektedir. Etil alkol fermantasyonunun formülünü yazdığınızda 1 mol glikozu 2 mol etil alkole kadar parçalıyorsunuz. 2 karbondioksit açığa çıkarıyorsunuz. 2 tane de ATP üretiyorsunuz. Etil alkol fermentasyonu yapan mayalar ve bakteriler için oluşan son ürün evresinde çağ çıkan etil alkol belli bir değerin üzerine çıktığı zaman zehir etkisi gösterecektir. Bu sebeple etil alkol fermentasyon sonucu oluşan ürünlerin alkol değeri çok yüksek değildir. Çünkü alkol oradaki maya ve bakteriler için zehir etkisi olacağından dolayı çok yüksek olması söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Diğer fermentasyonumuz laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit fermentasyonunun önce reaksiyonlarına bakalım. Birinci evresi yine arkadaşlarım glikolizdir sitoplazmada gerçekleşecektir. Glukozun 2 mol püruvata kadar parçalanmasıdır. Püruvat dediğim şey püruvik asittir. İki tane NAD indirgenecektir. İkinci evremizde son ürünlerin oluşumudur. Son ürünlerin oluşumunda bakınız burada karbondioksit çıkışını görmüyorsunuz. Laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı yoktur. Glikolizde indirgenen NAD burada Direkt elektron ve protonunu pürüvata hediye eder ve laktik asit oluşur sevgili arkadaşlarım. Etni alko ve laktik asit fermentasyondaki ilk fark karbondioksit çıkışının laktik asitte olmamasıdır. Görüldüğü üzere 2 ATP karbondioksit çıkışı yok. Bir fark daha vardır. O farkta laktik asit fermentasyonunun geri dönüşümlü bir fermentasyon olmasıdır sevgili arkadaşlar. Laktik asit fermentasyonunu kimler yapar diye size sorarlarsa cevaplarınız memelilerin çizgili kaslarında, insanların çizgili kaslarında, insanların olgun al yuvarlarında ve bazı bakteriler laktik asit fermantasyonu yapmaktadır. Laktik asit fermantasyonuyla etil alkol fermantasyonu arasındaki fark nedir? Birinci fark laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkışı yoktur. İkinci farksa laktik asit fermentasyonu geri dönüşümlü bir fermentasyondur. Şu görseli inceleyelim sizinle. Çizgili kaslarınıza yeterli oksijen ulaşmazsa çizgili kaslarınız enerji elde için laktik asit fermentasyonu yapacaktır. Oluşan laktik asit kan dolaşımına katılıp beyninize gittiğinde size yorgunluk, uyku, ağrı olarak geri dönecektir. Karaciğerinize gittiğinde ise burası çok önemlidir. ve geri dönüşüm reaksiyonları söz konusudur. Laktik asit ortamda yeterli oksijen varsa tekrar asite girip oksijenli son reaksiyonlarına girebilir. Ya da en başa dönüp glikoza dönüşebilir ve glikojen olarak depolanabilir. Evet laktik asit fermantasyonunun en önemli farklarından bir tanesi laktik asit fermantasyonu. Geri dönüşümlü bir fermentasyondur, ama etil alkol fermentasyonunda böyle bir şey söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Evet. Oksijensiz solunum ve fermentasyonun ardından son olarak fotosentez ve solunum ilişkisiyle dersimizi bitirelim. Biliyorsunuz ki canlılık ve enerji ünitesinde fotosentez ile başlamıştık, solunum ile tamamladık. Tüketici canlılar üreticileri veya üreticileri besin olarak tüketen canlıları besin olarak tüketmektedir. Güneş enerjisinden dolaylı olarak yararlanır tüketici canlılar yani bizler. Ve tüm canlılar enerji üretmek için beslenmek zorundadır. Hepimizin bildiği üzere besinlerde depolanan enerjinin kaynağı güneştir. Ekosistemlerde enerji akışı sırasında bitki ve hayvan hücrelerindeki mitokondriler hücrede üretilen organik ürünleri kullanır. Bitki hücrelerinde kloroplast ve mitokondri, hayvan hücrelerinde ise mitokondriler enerji dönüştürücü organellerdir. Biliyorsunuz ki bitkiler kloroplast organellerinde glikoz üretmekteler. Aynı zamanda kendi hücreleri içerisinde bulunan mitokondride de ürettikleri e, kloroplastta ürettikleri glikozu kullanarak hayatlarını idame ettirmek durumundalar. Sevgili arkadaşlar, son olarak bu görselle e, bu üniteyi bitirmek istiyorum. Bu görsel kemiozmotik hipotezin çok kısa bir şekilde anlatım görselidir. Kemiozmotik hipotezi biliyorsunuz ki oksijenli solunumu anlatırken, ETS'yi anlatırken anlatmıştım. Neydi bu hipotez? Protonları belirli bir yere sıkıştır. Sıkıştırdığım protonlar dol bulmak için bir yer arasınlar. Buldukları yol ATP sentaz kapısı olsun. O ATP sentaz kapısından geçerken de ATP üretsinler. Görsel düzeyde bilmek zorundasınız kemiozmotik hipotezi arkadaşlarım. Üniversite sınavında bir kez çıktı. Kazanımlarda da bunun görsel düzeyde bilinmesini söylüyor. Ve bunu bilirken de bilmemiz gereken şeyleri hemen size aktarıyorum. Kemiozmotik hipotezde mitokondride protonların biriktiği yeri hemen söylüyorum. Zarlar arası bölge. Kloroplastlarda protonların biriktiği yeri söylüyorum. Tilekoid boşluk. İkisinde de ATP sentaz enzimi bulunmakta. ATP sentaz enzimi arkadaşlar mitokondrilerde zarlar arası bölgeden protonları matrikse kabul ederken ATP üretiyor. Kloroplastlarda ise tilekoid boşluğa biriken protonları tekrar stromaya aktarılması esnasında ATP üretiyor. Görseli mutlaka bilmek, Mitokondri ve kloroplastlarda ee, protonların biriktiği yeri bilmek zorundasınız. Tekrar ediyorum, protonların biriktiği yer mitokondrilerde zarlar arası bölge. Arkadaşlarım, kloroplastlarda ise tilakoid boşluk. Biriktirilen protonların döndüğü yeri söylüyorum. Mitokondrilerde döndüğü yer matrix, kloroplastlarda döndüğü yer stroma. İkisindeki ortak olan noktayı söylüyorum. İkisindeki ortak olan noktada ATP sentazın varlığı ve ATP sentazın çalışması arkadaşlar. Evet, canlarda enerji dönüşümleri bu dersimizde tamamlanmış olup hepinize iyi günler diliyorum.